Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, yine izleyicilerimizin merak ettiği konulardan birisi, önemli bir soru da denilebilir. İnsan niçin dünyaya gönderilmiştir? Yani tek cümleyle söylemek gerekirse, soruyu sormak gerekirse, böyle diyor izleyicilerimiz. Bunun maksat nedir? Maksat nedir? Yani bu dünyaya gönderilmenin maksadı nedir? Hani bunlar birbirleriyle vuruşsunlar, dövüşsünler midir? Niye gönderildik? Yani bu konuda İslam aleminden büyüklerinde olan ve Hazreti Ömer'in de radıyallahu teala 30. kuşaktan torunu olan Muhammed Masum Hazretleri var. Mektubat isimli kitabı var. Orada anlatırken bunu diyor ki, bu dünyaya getirilmemizden maksat, bu dünyaya gönderilmemizden maksat Allah-u Teala'nın marifetini elde etmektir. Marifet tanımak demektir. Yani Allah-u Teala'yı tanımak için gönderildik biz buraya. Burada iki çeşit, iki çeşit. Birincisi fen yoluyla. Yani nazar, istidlal deniyor. Düşünmek suretiyle hasıl olur. Bunu İslam alimleri bildirmişlerdir. Mesela nazar, yani düşünmek, araştırmak suretiyle. Mesela bakıyorsunuz. Dünyanın yaratılışına bakıyorsunuz. Dağlar var, tepeler var, nehirleri var. 4'te 3 zaten su, denizleri var. Denizlerdeki mahlukat var, karada mahlukatlar var, ormanlar var. Toprak var, toprağın içerisinde altını var, gümüşü var, bakır var, birçok madenleri mevcut. Petrolü var. Ve insan için lazım olan her şey mevcut. Yani insanın hayatını devam ettirebilmesi için. Ve bugünkü imkanlarla mesela yine bakılıyor. Dünya atmosferini çıkıp dışarıya taşıdığı zaman hayatın olmadığı görülüyor. Ama dünyanın üzerinde belli bir atmosfer var. Bu insanın burada yaşayabilmesi için lazım olan hava, basınç neyse bunların hepsi böyle temin ediyor mu ediyor. Ama uzaya çıkınca bunlar kalmıyor. Ve dünya güneşe öyle bir mesafede durdurulmuş ki 150 milyon kilometre. Biraz yaklaşsa yanar, biraz uzaklaşsa donar. Ama hep bu çerçeve içerisinde dönüp duruyor mihveri. Döndüğü merkez burası ve uzaklaşmıyor da yakınlaşmıyor. Hiç değişmiyor. Yani. Hiç değişmiyor. Yüzyıllardır, milyonlar. Şimdi bunları araştıran bir kimse, bunları bilen bir kimse şunu sorması lazım. Yani bu üzerinde yaşadığımız dünya ismini verdiğimiz bu gezegen kendisi mi? Yani güneşten böyle uzaklaşmış gelmiş, buraya oturmuş. Benim üzerimde yaşayacak olanlara ben rahat ettireyim diye kendisi mi söylemiş? Kimse bunu diyor. Yok der ya, nasıl olur? Olmaz böyle bir şey. Çünkü dünyadan çok büyük gezegenler var güneş sistemi içerisinde. Onlar mesela güneşten uzak. Bazılar güneşe yakın. Çayır çayır yanıyor. Çayır çayır yanıyor. Dünya burada belli bir uzaklıkta duruyor. Öyleyse bunun bir sahibi olması lazım. Dolayısıyla yani bu kainatı düşünerek, ondan sonra insanın kendi bedenini düşünerek, diğer canlıları düşünerek, onları inceleyerek bu düşünmesi, buna istidal tabiri kullanılıyor. Bunları düşüne düşüne, inceleye diyecek, bir güç var, bir yaratan var. Bunların bir sahibi olması lazım. Yani o gücü, bunları yaratan o gücü, o kuvveti, o kudreti tanımaya doğru gidiyorsun. Neyle tanıyorsun? İşte bu araştırmaların neticesinde ulaşıyorsun. Yani insanın dünyada dünyaya gönderilmesinden maksat buyuruyor Muhammed Masum Hazretleri Allah-u Teala'yı tanımak. Tanımanın birinci yolu da budur buyuruyor. Araştırması neticesinde. İnsanı bile mesela hatta Kur'an-ı Kerim'de geçiyor kendinize bakın diye. Şimdi öyle hücreler var ki bakıyorsunuz bir fabrika gibi harıl 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 çalışıyor. Kimi öğretti ona bunları? Kimi öğretti ona bunları? Nasıl yapabiliyor bunları? İnsan böyle bakıyor, şaşık kalıyor. Aynısını dışarıda yapıp oraya koyamıyorsun. Öyleyse buna bu gücü, bu kabiliyeti veren bir varlık var. Öyleyse bu bilgiler, bu araştırmalar bizi nereye götürüyor? İşte bu varlığı tanımaya götürüyor. Peki ikincisi nedir? İkinci yol nedir? Birincisi bu şekilde. Zahiri bilgilerle Allah-u Teala'yı tanımaz. İkincisi ise keşfle, şuhud ile yani kalpte hasıl olur. Bu da tasavvuf evamına yani evliyadan gelir. Birinci yol ilim olup akıl fikirle hasıl olur. İkincisi hal olup kendinedir. Dolayısıyla ikincide elde edebilmek için yani
Evliya-i Kiram dediğimiz o insanlar bunu keşfle, yani vicdani oluyor, kalple hasıl oluyor bu Allah-u Teala'yı tanıması. Yani yakini durmadan artıyor. Durmadan artıyor, 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 artıyor. Arttıkça artıyor. Hatta o zahiri bilgilerle Allah-u Teala'yı tanıyan kimsenin tanıması sınırlı kalıyor. Ve fazla bir o kişi de değişiklik yapmıyor. Evet diyor, işte çok büyük kudret sahibi falan filan bir şeyler söylüyor ama takdir ediyor, inanıyor, inkar edemiyor ama tasavvuf yoluyla, yani Evliya-i Kiram'ın kalbinden kalbe intikal ederek gelen o vicdanileşme hali hasıl olduğu zaman, o zaman da yakın hasıl oluyor buyuruyor. Yani o zaman Allah-u Teala'yı daha iyi tanıyor. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına şu gelebilir. Yani o zaman insan Allah-u Teala'yı görüyor mu? Hayır. Görmüş gibi oluyor. Görmek cennette olacak. İşte tasavvufta yükselirken Allah-u Teala'yı görmüş gibi oluyor. Onun kudreti karşısında dili tutulup kalıyor. Ve bunun için mesela dikkat edin, Evliya-i Kiram'ın hepsi ama, ister Hacı Bayram Veli Hazretleri olsun, ister Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri olsun, ister Hacı Bektaş Veli Hazretleri olsun, ister Ahmet Yesevi, ister Yunus Emre, ister Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri olsun, hangisi olursa olsun, hepsi tevazuda zirvelere tırmanmışlar. Yani yere kapaklanmışlar, toprak seviyesindeler. Hiç başlarını yükseltmiyorlar. Niye? İşte onlar da Allah-u Teala'yı tanıma vicdanileşmiş. Mesela zaman zaman naklettiğiniz Beyazıt İslami Hazretleri talebeleriyle beraber bir gün bir yerden geçiyorlar, bir dereden geçecekler. Köprü yok, suda çok bahar günü, artmış su derede. Bir tane böyle ağaç köprü gibi derenin üzerine konmuş. Oradan bir kişi ancak gelip geçiyor. Beyazıt İslami Hazretleri çıkıyor. Tam karşıdan bir uyuzlu köpek geliyor. Tam da ortasına gelmişmiş. Geri geri çekiliyor. Köpek geçiyor. Talebeleri diyorlar ki hocamızın tevazusunu biliyoruz ama bir köpeğe de böyle tevazu gösterilmez ki. Ona da yani şekilde yol verilmez ki diye kalbinden geçirenler oluyor. Bazı İslami Hazretleri hiçbir şey demiyor, karşıya geçiyor, talebeler de geçiyor ve ondan sonra yani talebelerin kalplerinden geçeni Allah-u Teala indiriyor ve biliyor, anlıyor. Dönüyor diyor ki bu köpek bize ne dedi biliyor musunuz? Lisan haliyle bu köpek bize ne dedi biliyor musunuz? Bana dedi ki ey Bayezid İslami, sakın ha ben Bayezid İslami'yim diye övünme, gurur gelmesin, kibir gelmesin. Senin sahibinle benim sahibim aynı. Yani seni de Cenab-ı Hak yarattı, beni de Cenab-ı Hak yarattı. Beni köpek yaratan seni Bayezid Bistami yarattı. Sen benim yerimde, ben de senin yerinde olabilirdim. Dedi bana. Beğendi tabi talebiyle taktiğe kalıyor. Şimdi bu Allah-u Teala'yı tanımanın, Allah-u Teala'yı tanımanın vicdanileşmiş, artık kalpte hasıl olmuş bu. Artık bu kalbe ait bir şeydir. Onun için Muhammed Masum Hazretleri, Muhammed Masum Kutsuz Hazretleri açık net bir şekilde insanın yaratılması, bu dünyaya gönderilmesinden esas maksat kulların, yani insanların Allah-u Teala'yı tanıması içindir. Gerçi İslam alimlerinden bazıları da anlatırken buyuruyorlar ki Allah-u Teala kainatı yaratması, insanı yaratması, melekleri, cinleri yaratması tanınmayı bilmek istedi. Kendisini tanıtmak istedi. O gücünü, kudretini açığa çıkarmak istedi. Diye de izah ediliyor. O şekildeki de aynı şekilde İslam alimleri öyle de bildirmiş. Muhammed Masum Hazretleri de bunu bu şekilde bildiriyor? Evet, bu şekilde bildirmekte mi? Bildirmekte. İşte vicdanileşme konusunda, vicdanileşme konusunda derece ne kadar yükselirse onun kemalde o derece artar mı artar. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala an Hazretleri hakkında Ebu Bekir'in imanı ümmetimin imanıyla tartılsa Ebu Bekir'in imanı fazla gelir buyurmuşlar. Neden? Niçin? Çünkü inanılacak şeylerde o daha da zirveye çıkmış. Yani hücrelerine varıncaya kadar yakini var. Ha. Şimdi şöyle söyleyeyim de biz mesela İstanbul'un Yeni Bosna semtinde TGRT stüdyolarında çekim yapıyoruz. Birisi dese ki arkadaş dese ya Yeni Bosna falan öyle bir şey yap İstanbul'da ben gittim gördüm yok öyle bir şey dese istediği kadar aynı şekilde reddetsin. Biz Yeni Bosna'nın içindeyiz ve buradaki TGRT stüdyolarında biz bu çekimi yapıyoruz. Değil mi? Yayını yapıyoruz. Dolayısıyla onun öyle inkar etmesi, reddetmesi bizi ilgilendirmez ki. Evliya-i Kiram'da kalben, yakinen Allah-u Teala'nın varlığını, Allah-u Teala'nın varlığını öyle bir müşahede ediyor ki bu konuda öyle bir yakini artmış ki onun için her şeyin sahibi, yaratanı, hakimi, güç ve kuvvet, kudret sahibi olan Cenab-ı Hak'tır diye artık vicdanen, kalben buna yakinen inanıyor. Ve bunların Allah-u Teala'ya tanıtmak için anlattıkları sözleri, yazıları, kitapları, halleri var. Bunlar da Allah-u Teala'yı tanıtıyor, diye ilimler de Allah-u Teala'yı tanıtıyor. Ama efendim o ilimlere sahip olduğu halde Allah-u Teala'yı inkar eden çok kimse var. Nasip meselesi. Nasip meselesi. Hani
büyüklerden bir zatın bir talebesi varmış da işte hocasını bir gün işte böyle konuşturttular. Sohbet etmesine sebep olmak için bir sual hazırlamış gitmiş. Efendim demiş, insanı kamil nasıl olur? O zannediyor ki hani hocası başlayacak anlatmaya. Saatlerce anlatacak. Saatlerce anlatacak. O zat da şöyle bakmış. Evladım demiş, nasip meselesi. Cevap o. Nasip meselesi. Dolayısıyla bu nasip meselesi midir? Evet, nasip meselesi. Bakın Hazreti Ebubekir radıyallahu teala an Hazretleri hakkında Peygamber Efendimiz'in yine buyurdukları, yürüyen ölü görmek isterseniz Ebu Kuhafe'nin oğlunu görünüz. Ebu Kuhafe Hazreti Ebubekir radıyallahu teala Hazretlerinin künyesidir. Yani babasının ismi de bu. Ebu Kuhafe'nin oğlu. Babasının ismiyle bu şekilde söyleniyor. Ebu Kuhafe'nin oğluna baksın. Dolayısıyla Hazreti Ebubekir radıyallahu teala Hazretlerinin Allah-u Teala'yı tanıması çoğaltır. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu teala Hazretleri yalnız başına yeryüzünde kalsa, işte şu anda ne kadar insan var yeryüzünde, şu anda Hazreti Ebubekir radıyallahu teala Hazretleri olsa, 6 milyar diyorlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala Hazretleri bir tarafta iman etmiş. Diğer 5 milyar 999 milyon 999.999'u Allah-u Teala reddetse, herkes dese ki ya senin akıl yok mu, fikir yok mu, ne biçim böyle şey olur mu dese, onda en ufak bir şekilde tereddüt olmaz. Ya neredeyse 6 milyara yakın insan Allah-u Teala haşa yok diyor. O tek başına diyor ki vah. Niye? Ondaki vicdani de ondan. Kalbe inmiştir. O iyi tanıyor Allah-u Teala'yı artık. Onun için ibadeti yüksektir. Onun için ihlası yüksektir. Bu dünyaya gönderilmekten maksat Allah-u Teala'yı tanımak. Tanıdıkça da ona ibadet etmek artar mı? Elbette artar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.